Yine bu videomuzda Erzurum merkezinde bulunan Erzurum Kalesi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Erzurum Kalesi'nin geçmişi yaklaşık 2500 yıllara kadar dayanmaktadır. Bölge hakim olan Urartulara kadar uzandığını da bilinmektedir. Bu Erzurum Kalesi bugün hala varlığını korumaktadır. İç kalenin ilk halini ise 415 yılında Bizans İmparatoru Theodosius inşa ettirmiştir. Erzurum Kalesi biri şehrin güvenliğini sağlayan muhafız askerlerinin bulunduğu iç kale, diğeri de halkın ikamet ettiği cadde, sokak ve mahalleleri içine alan dış kaleden oluşmaktadır. İç kalenin avlusunda tuğladan bir hamam ve oda haline mekanlar yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde iç kalenin kuzey duvarı bitişinde iç kale mescidi yapıldığı da bilinmektedir. Bunlar Kırklar Türbesi, Ebu İshak Kazeruni Türbesi ve Ali Ağa Çeşmesi bu yapılara Osmanlı İmparatorluğu tarafından eklendiği de bilinmektedir. Erzurum Kalesi'nin günümüzde dış kalenin surları büyük ölçüde yıkılmıştır. Yalnızca dört yöne açılan kapıların isimleri de bilinmektedir. Erzurum Kalesi'nin bu isimleri ise Tebriz Kapısı, Erzincan Kapısı, Gürcü Kapısı ile sonradan açılan İstanbul Kapısı ve Yeni Kapı olarak geçmektedir. Çeşitli dönemlerde onarım geçiren kale son olarak 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman ve 19. yüzyılda 2. Mahmut tarafından onarıldığı da bilinmektedir. Bugün ziyaretimizde Erzurum Kalesi ziyaret saatleri 8-17 olarak belirtilmektedir. Erzurum Kalesi tatil günleri her gün ziyaret edilebilir. Erzurum Kalesi Merkez Tebriz Kapı semti ile Cumhuriyet Caddesi güzergahının kesiştiği noktada yer almaktadır. Erzurum Kalesi'ne yaya olarak gidilebileceği gibi kaleye şehrin her noktasında belediye ve özel toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir. Yani kısacası Erzurum merkezini ziyaret eden herkesin Erzurum Kalesi'ni bu vesileyle herhangi bir zorluk çekmeden görebilme veya dolaşabilme, yeni bilgiler edinebilme bilgilerine sahip olabileceklerdi. O yüzden kesinlikle ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum Erzurum Kalesi'ni. Erzurum Kalesi tarih boyunca Asurlar, Sasaniler, Persler, Araplar, Romalılar ve Bizanslar arasında sık sık el değiştirilen bir kale unvanına sahiptir. Erzurum Kalesi'ni iç kale Erzurum'daki eserlerin Saltuk dönemine ait olduğu onu da ve tepsi minare bulunmaktadır. Erzurum Kalesi bunun tepenin üzerinde bir iç kale ile bunu çevreleyen dış kaleden oluştuğu bilinmektedir. Bugün iç kale sağlam kalmasına rağmen şehri çevrilen dış kale surları tamamen yok olmuştur. Günümüze ulaşan iç kalenin duvar kalınlıkları 2-2,5 metre arasında değişmekte olup halen 8 burcu ayakta durmakta olduğu gözlemlenmiştir. Erzurum Kalesi'nin bulunduğu her alanda yapılan kazı çalışmalarında buralarda açık açık tarih çıkmaktadır kazılarda. Yapılan kazılarda kale içindeki kazıların ilk yönünde bulunan çanak ve çömlekler koruma alınmıştır. Kazılarda bulunan başta Bizans olmak üzere Saltuk döneme ait eserler de bu Erzurum Kalesi Müzesi'nde sergilenmektedir. Ayrıca kale kazılarında mimari kalıntılar da gün yüzüne çıkarılıyor. Yerleşim planı dahilinde oluşturduğu belirlenen yapıların en dikkat çekeni kale içindeki zemini taş döşemeli kabul salonudur. Kazı çalışmalarında hamam kalıntısı, banyo, çok sayıda tandır ve mutfak yapıları bulunmaktadır veya bulunmuştur. Yine kazılarda dönemin teknolojisi olarak kabul edilen künklerle döşenmiş atık ve temiz su şebekesi ortaya çıkarılmıştır. Yine kazılarda Osmanlı döneminde kalan toprak altında top ve güleler çıkarılmış. Halkın ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı pişmiş kilden yapılan çeşitli seramik parçaları, yeşil ve sarı tabak, kandil, testi ve güveç parçaları bulunmaktadır. Bu arada da bunu da belirtmek istiyorum. Erzurum Kalesi'nde toprak altına çıkarılan tarihi kalıntılar onarıldıktan sonra Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde sergilenileceği söylenildi.